Merhabalar Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri. Ne Nedir programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hatırlayacaksanız bir önceki bölümümüzde mafya ve çeteleri anlatmıştı. Bu bölümümüzde tekrardan mafya ve çeteleri anlatacağız. Lakin bu mafya ve çeteler mahallemizde nasıl örgütlenir ve biz bunlara karşı ne yapacağız? Bu konulara değineceğiz ve anlatacağız. Mafya ve çeteler mahallelerde, yani halkın olduğu yoksul mahallelerde örgütlenmesi aslında esas olarak imkansızdır. Mafya ve çeteler mahallelerde örgütlenebilmesi için esas olarak devletten ve şu an tabi mevcut bulunan AKP iktidarından yardım alması gerekir. Yoksa bu yardımı almazsa kesinlikle mahallelerde örgütlenemez. Ve tabii ki de AKP'nin polisinin de sürekli bunlara yardım etmesi ve arkalarını kollaması gerekiyor. Ki örnekleri de esas olarak biz mahallelerimizde sürekli gördük. Mesela uyuşturucu satıcılarını halk cezalandırmaya geldiğinde bu torba tutan kişileri polisler kendi araçlarına bindirip bölgeden uzaklaştırıyorlardı ve bir bakımdan koruyorlardı. AKP iktidara geldiği dönemde mafya ve çetelere karşı bir operasyon düzenlemişti. Çünkü o dönemde bunları yaparak bir bakımdan kendi propagandasını yapacak ve belirli bir kesime şöyle bir mesaj verecekti. Çetelere ve mafyalara karşı operasyonlar yapıyoruz. İşte biz bu şekilde gayrimeşru işlere ve tabii ki de daha öncesinde yaşanmış faili meşhur cinayetleri ortaya çıkarıyoruz. Bir algısı yaratacaktı. Evet, o dönemde birçok mafya ve çeteci tutuklandı. Özellikle mafya lideri dediğimiz şahıslar. Lakin ilerleyen süreçlerde bu mafya ve çeteler bir bir serbest bırakmaya başlandı. Aynı zamanda bunların birçoğu da AKP'nin himayesi altındaydı. Yani şöyle diyebiliriz. Devletin yaptırmadığı gayrimeşru işleri bu mafyalar yapacak. Yine buna paralel olarak mahallelerde, özellikle halkın yaşadığı yoksul mahallelerde mafya ve çetelerin örgütlenmesi hızlandırılacak. Çünkü bilinen bir şey vardır. Mafya ve çetelerin örgütlü olduğu yerlerde, yani bulunduğu yerlerde gençlerimiz genel olarak sorunlarından ziyade bu oluşumlara yönelmektedir. Ve hatırlayacaksanız bir önceki sorular çözümler programında İstanbul Gazi Mahallesi'nden Volkan isimli bir arkadaşımız vardı. Mahallelerde gençlerin bu çetelere nasıl katıldığını güzel bir şekilde anlatıyordu. Bir hatırlayalım kendisi ne söylüyordu. Gençlerimiz neden çetelere katılıyor? Gençlerimiz esasen işin özü yoksulluk. Yoksulluktan kaynaklı çetelere katılıyor. Gencecik insanlar. Ceplerine 3 kuruş para veriyorlar, gözlerini boyuyorlar, bellerine orijinal silah veriyorlar. Çocuk onunla gezdiği zaman bile böyle kendini böyle bir şey hissediyor, bir farklı hissediyor. Bu yoksulluk, yani yoksulluktan kaynaklı işin özü bu. Yoksulluğu, bu insanlar neden yoksul? Düzenden kaynaklı yoksul. Yaşadığımız düzenden kaynaklı yoksul. Bu sistemde yaşadığımız için yoksul. Gençlerimiz ne yapmalı? Çetelerin içinde yer alıp birbirlerini öldüreceklerine, devrimcilerin yanında yer almalı, devrimcilerin safında yer almalı, çetelerle mücadele etmeli. Yaşadığımız mahallede, yaşadığımız bölgelerde çeteleri yok etmek için devrimcilerin saflarında yer almalı, cephenin saflarında yer almalı. Evet, Volkan'ı duyduk. Hani bize esas olarak gayet net bir şekilde gençlerimizin mahallelerde mafya ve çetelere nasıl yöneldiğini ve onların içinde nasıl bulunduklarını anlatıyor. Bizler peki bunlara karşı ne yapacağız? Yani bizler halk olarak, mahallelerde yaşayanlar olarak bunlara karşı ne yapacağız? Biliniyor ki mafya ve çetelerin olduğu yerlerde yozlaşma hızla büyümektedir. Özellikle şöyle bir noktaya değinmek istiyoruz. 2016 yılından sonra bu sahte Amerikancı darbe sonrasında birçok mahallelere saldırılar yapıldı. Özellikle devrimcilere yönelik. Bu devrimcilerin yaptıkları mahallelerde yozlaşmaya karşı bir kampanya yürütülüyordu. Bunun önüne geçildi. Ve şu an yine İstanbul'un bu mahallelerine baktığımızda özellikle Gazi, Çayan, Ok Meydanı, İki Telli gibi mahallelerde halk şunu sürekli söylemektedir. Mahallelerde devrimcileri tutukladılar, mafyayı büyüttüler, çeteleri büyüttüler. Evet, bu gerçek halk tarafından görülmekte. Peki buna karşı bizler ne yapacağız? Şuraya gelelim. Şu an yine mahallelerde halk cephesi öncülüğünde yozlaşmaya ve bataklığa karşı bir kampanya başlatıldı. Bu çalışmalara herkes katılabilir.
Yani burada esas olarak yaptığımız çağrı, sorunlara karşı hep birlikte örgütlenelim ve çözümleri hep beraber bulalım ve mücadele edelim. Şu an bu mafya ve çeteler mahallelerimizde büyük bir sorundur. Evet, belki kimisi önemsemeyebilir. İşte bize dokunmuyor, bize bir şey yapmıyor vesaire. Hayır, bu düşünce yanlıştır. Çünkü illa size de dokunabilir. Yani belki dersiniz işte, yok benim oğlum akıllıdır, benim oğlum bulaşmaz, işte benim çocuğumu ben iyi eğittim. Yani bunlar söylemden başka bir şey değildir. Ve yarın olmayacak diye de kesin bir şey söyleyemeyiz. Bu nedenle şimdiden, yani bu mafya ve çeteler daha çok mahallelerimize zarar vermeden önce, gençlerimizi, halkımızı yozlaşma batağına sürüklemeden önce müdahale etmeliyiz. Yani örgütlenip bu pisliğe, bu bataklığa karşı mücadele etmeliyiz. Mafya ve çeteler yine düzenin, emperyalizmin ortaya çıkardığı bir sorundur. Halkı bu şekilde teslim alabilir ve istediğini yaptırabilir. Lakin biz bunları kabul etmiyoruz. Ve bu nedenle halkımıza diyoruz ki, mafyalara ve çetelere karşı halk meclislerinde, yozlaşmaya karşı savaş komitelerinde örgütlenelim, mücadele edelim. Evet, Uyuşturucu Savaş TV izleyenleri, tekrardan bir Ne Nedir programının sonuna geldik. Size bütün bu konuları anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Bir sonraki yayınlarımızda tekrardan yine bu yozlaşma üzerinde konuları anlatacağız ve gerçekliğini vurgulayacağız. Ve her zaman da çağrımız olacaktır. Yozlaşmaya ve bataklığa karşı hep birlikte örgütlenelim ve mücadele edelim. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Umutla ve dirençle kalın. Selamlarımızla.